Cihan'ı takip edecek adamlar tamam. En güvenilir iki adam görevlendirdim. Çok dikkatli olmalıyız baba. Belli ki sinsi ve tehlikeli bir adam bu. Kolay lokma değil. Hiçbir şey atlamadan ilerlememiz lazım. Yaptığı planlara bakılırsa nefreti de hedefi de büyük bir düşman. Amca, Baran. Onu en kısa zamanda bulmalıyız. Herkesi tek işim olmalı. Onu bulana kadar bize rahat yok. Görüntülerden bir haber çıktı mı? Görüntülere baktırdık. Olay günü o bölgede güvenlik kameralarına yakalanan sadece 4 tane siyah araç var. O araçların kimlere ait olduğunu bulacaksınız. Demek araçların peşindeler. Alo Cevahir Bey. Can'ın tutulduğu yerdeki araçları tespit etmiş Baranlar. 4 siyah araçmış. Onları araştıracaklarmış. Araçların peşine düşmüşler demek ha? Düşsünler. Güzel. Bakalım sürprizimizden hoşlanacak mı Baran Karabey? Araç sahibinin kim olduğunu duyunca ne yapacak? Aman efendim, aman aman, ayaklanmışsınız. Ben de birazdan yanınıza gelecektim, geçmiş olsun demek için. Bu işte senin parmağın yok değil mi Hasan? Hangi işte? Vallahi haberim yoktu. Bakma öyle Sabiha Hanım. Vallahi de bilmiyordum, billahi de bilmiyorum. İki gözüm önüme aksın ki bilmiyorum. Teşekkür ederim Hasan Bey. Çok sağ olun. Görüşürüz Sabiha Hanım. Tekrar geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Ne konuşuyordun bu ne idüğü belirsiz kadınla? Ne işin olur senin? Ne işim olacak ana? Ben geçmiş olsun demek için insanlık namına. Deme! Eksik kalsın insanlık. Ona bir daha selam bile vermeyeceksin. Hasan, seni onun etrafında görmeyeceğim. Sakın, sakın ha! Baran. Kahve yaptım ikimize. Bir kahve molası verip birlikte sohbet edelim mi? Hayırdır mı? Otur bakalım. Thank you.
Eline sağlık. Afiyet olsun. Ben küçükken de çok inatçıymışım biliyor musun? Aklıma koyduğum her şeyi mutlaka yapıyormuşum. Gerekirse yemek yemeyi içmeyi bırakıyormuşum. Annem istediğimi yapsın diye. Çocuk halimle yaptığıma bak. Olacak şey mi bu? Yani olacak şey. Konu sensen. Hiç şaşırmadım. Demek sen de inatçı diyorsun bana. Aynen öyle. Daha önce de söylediğim gibi. Geçmişten gelen delillerle de haklılığım ispatlandı. Yani sonuçta... Annem? Annem ayağa kalkmış. Anne, neden kalktın? Neden dışarı çıktın? Sıkıldım kızım yatmaktan. Biraz hava almak istedim. Ama olmaz ki böyle. Sıkılmak için daha çok erken. Dinlenmen gerek. İyiyim anneciğim ben. Yani bu ilgiden şikayetçi olduğum anlamına gelmiyor tabii ama. Endişe etme artık. Toparladım. Hayat ne kadar garip. Her şeyi değiştiriyor. Sen küçücükken ben seni içeriye sokmaya uğraşırdım. Şimdi sen beni içeri sokmaya uğraşıyorsun. Daha minnacıktın ama akşama kadar eve sokamazdım seni. Bayılırdın arkadaşlarınla sokakta oynamaya. En çok da öğretmencilik. Gerçekten mi? Gerçekten ya. Bir de ben seni eve çağırdıkça anne daha ders bitmedi. Teneffüs zili çalmadı falan diye beni oyalamaya çalışırdın. Toplardın etrafına çocukları. Elinde de bir kitap. Daha sen okuma yazma bilmiyorsun. Bütün mahallenin çocuklarına ders verirdin. Sırtında dursun bu. Hasta olursun sonra. Üşüyeceksin bak, hava soğumuş. Hadi geç içeri anneciğim. Ben biraz daha top oynamak istiyorum. Aa, olmaz ki annem. O zaman mı üstünde kalacak? Hasta olursun yoksa yavrum.